Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faik Sucuoğlu bizlerle birlikte genel sağlık sigortası alanında işbirliğinde bir mutabakat imzalandı. Sayın Bakan hatırlarsanız Kasım ayında genel sağlık sigortası 2019-2021 eylem planı hazırlandığını ve genel sağlık sigortası yasası 2020 yılında meclise sunulacağını, eylem planı da Türkiye ile birlikte imzaya hazır olduğunu söylemişti ve o mutabakat imzalandı. Neleri içeriyor? Bunları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle Günaydın, hoş yayınımıza. bulduk. Böyle kalın dosyalarla falan geldiniz. İstanbul'daydınız. Evet. Bu mutabakatı konuşacağız ama isterseniz Hı. öncesinde İstanbul'da toplantısına da siz Hı orada bir konferansa katıldınız. hı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da vardı, Evet. konuşmacı olarak katıldı. İsterseniz bir oradan başlayalım. Ondan Evet. sonra bu mutabakata geçelim. Bu İslam Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar birinci konferansıydı bu. Uluslararası ve İslam ülkelerinin katıldığı yaklaşık 50'ye yakın İslam ülkesi oradaydı. Bir kısmı da gözlemci üye, yani bizim gibi. Yani bir tam üye, bir de gözlemci üyeler vardı. Biz de gözlemci üyeler arasındaydık tabii ki. Orada konuşmalar oldu. Konuşmalar da 5 dakikayla sınırlandırılmış. Çünkü çok talep oldu, kalabalıktı da. Biz de bu arada müracaat ettik ve gözlemci ülkeler arasında bir tek bize bir söz hakkı verildi. Ben 5 dakikanın 2,5 dakikasını çok hızlı bir şekilde konuşma şartıyla tabii ki Konu fazla başlığınız neydi? fazla şey yapalım. Kıbrıs tabii ki. Önce bir Kıbrıs'tan. Bir kere şunu gördüm. Aynı gün sabah ve bir gün önce tabii temaslarımız oldu. Birçok İslam ülkesiyle. Bir baktık ki bizi tanıyan yok. Yani tanıyan yok derken nerede olduğumuzu bilmiyorlar. Kuzey Kıbrıs diye bir ülkenin olduğundan farkında değiller. Kıbrıs'ın nerede olduğunu bilmeyenler var. Çok ilginç. Dedik ki ya yani demek ki önce bir bilgi vermekte fayda var. İyi Hızlı yaptınız. bir giriş yaptık. Hiç İşte Kıbrıs sorunu 5 dakikaya ya sığar mı Sayın Bakan? bırakın Kıbrıs konusunu. Kıbrıs'ın nerede olduğunu bilmiyor adamlar. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkü'nün yaşadığını bilmeyen bakan var. Acaba bu Tabii cahillik mi, yani bence cehalet mi? cahilliktir, bu başka Yani bir şey olamaz. Yani ama ilginç tabii gerçekten. ilgi adalarının dışında yani adamların farklı ilgi odakları var. Neyse, önce dedik ki bir Kıbrıs'ı çok hızlı bir şekilde Doğu Akdeniz'dedir. İşte bu kadar kilometre karedir. Burada Müslüman Kıbrıs Türk halkı vardır. 370 bin nüfusu vardır. Hızlı böyle ve tabii ki hemen şeye döndük. Yani bizim ambargolar altında kalan ve Güney Kıbrıs'taki Rum yönetiminin bu konudaki çabaları nedeniyle üzücü olan tarafın İslam ülkelerinin de her ne kadar İslam Birliği'nin bu konudaki açılım olmasına rağmen maalesef biz çocuklarımız, genç çocuklarımız, gençlerimiz bırakın herhangi bir teması, sportif temas dahi yapamaz. Ve dolayısıyla bu yüzyılda, 2020 yılında bunun insanlık dışı, kabul edilebilir bir şey değil ve insan haklarına da aykırı bir durum olduğunu 2,5 dakikada böyle hızlı bir şekilde şey yaptık. Ondan sonra da 2,5 dakika bizim bakanlığımızla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık. 5 dakikalık bir süre. Herkes için geçerliydi, bizim için de. Bu şekilde bir konferans oldu. Tabii orada izledik. Azerbaycan'la hemen yanımızdaydı. Oturduk. Orada sohbetimiz oldu. Yetkilileriyle. Daha sonra tabii bu uzun sürdü. Yani sabah başladı. Saat 9.30-10 gibi. Biz ayrılırken saat 0.10 gibi çıktık. 0.55'teydi uçağımız. Daha devam ederdi. Bakın yani 12 saatten fazla Tabii 50 ve tane ülkeden daha bahsediyorsunuz. devam Tabii ederdi. tabii. Büyük bir ihtimalle de herhalde sabaha yakına kadar gitti. Benim kafama takılan bir şey oldu. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a öğrenim için gelen Arap ülkelerinden hiç gelen yok mu? Muhakkak var. Nijer'in bir şeyi En var azından onlar burada. bir bilsin yani Söyledim Kıbrıs'ın ben. hazırlık yerini. Hayır, Nijer'den gelen bakana ki çok etkili biriydi. Çünkü Evet. Sayın Tayyip Bey'in de yanında duran birisi. Tayyip Bey'in tanıdığı birisi. Bir gün önce de yemeğimiz vardı. Sayın Bakan'la aynı masadaydık biz. Bunlar da bu birinci önemlileri kendi masasına aldı ve Nijer'den gelen hanımefendiye ki bakan da aynı zamanda dedim ki yaklaşık 10 bin Nijerli öğrenci var Kuzey Kıbrıs. Evet, Aa dedi isim öyle mi? kesinden Aa kendi dedi öyle kendilerine mi? haberleri Yani yok bunların haberleri yok, demek ki. haberleri yok. Çok Gerçekten enteresan evet gerçekten. enteresan Biz de hep haberleri diyoruz yok. ki
işte yurt dışından gelen öğrenciler aslında hepsi birer Kuzey Kıbrıs'ın fahri turizm elçileri, ama demek ki öyle değilmiş öyle maalesef. Değil. Tabii şunu söyleyeyim, şunu çok net söyleyeyim. Yani şunu her zaman zaten yurt dışına çıktığımız zaman görüyoruz. Yani biz bunun içerisinde zannediyoruz ki dünya Kıbrıs'ın etrafında döner. Böyle bir durum yok, onu söyleyeyim. Yani yani öyle bir ilgi de yok açıkçası. O herkes zaman kendi... için dünyanın gözü Kıbrıs'ın üzerinde acaba değil mi? Bir de şöyle bir olay. Şudur, gözü olan kimler biliyor musun? Amerika, Fransa, İngiltere gibi bu bölgelerde hak sahibi olmak isteyen, Doğu Akdeniz'de hükümranlığı ele geçirmek isteyen süper güçler. Evet. Ama onun dışında belli ki de ülkelerin ve devletlerin çok farklı sıkıntıları ve çok farklı problemleri var. Dolayısıyla benim gördüğüm, yani bu üstelik de İslam ülkeleri, yani normalde bize daha yakın olmasına rağmen, öyle fazla Kıbrıs konusunu dahi öyle fazla irdeleyen veya bilen, biz işte fırsat bulduğumuz bir 15 kişiyle 20 bakanla ayaküstü veya işte yemekte gittik, yanlarına oturduk vesaire. İşte Kuzey Kıbrıs'tan geliyoruz, şudur budur filan. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Tabii ne kadar kaptılarsa, en azından şunu söyleyebilirim. Yaptığımız konuşmayı gerçekten dinlediler. Yani ben baktığımda hemen hemen herkesin kulağında kulaklık vardı. Ha, orada bile yarısı bile bunun Kıbrıs'ta bir Kıbrıs Türk halkı vardır, Müslüman bizim gibi, eziliyor bu insanlar, çocukları bile sportif faaliyetlerden men ediliyor. Bunları bile birazcık olsun kafalarında yer ettiyse, bana göre bu da bir artıdır diye düşünüyorum. Muhakkak efendim, böyle çok bir önemli. Durum. Efendim, siz Türkiye'deki mevkidaşınızla geniş kapsamlı bir mutabakat imzaladınız. Evet. Bu çok önemli bir adım aslında gerçekten. Bunu öncelikle bir içeriğini bir soralım. Çünkü bir de Kuzey Kıbrıs'taki genel sağlık sigortasının durumu nedir? Yıllardan beri konuşuluyor. İşte siz de Sağlık Bakanlığı yaptınız. Doğru. Önceki işte hükümetlerde işte hayata geçireceğiz, geçirdik falan böyle. Bir türlü hayata geçmedi. Nedir bunun içeri? Tabii geçirdik genel demekle geçirilmez Ferda Hanım. Yani bu çok çalışma ister. Doğrudur. Yani biz 1990'ların ortalarında başladık tartışmaya bu konuyu. Ve o zaman hiç unutmuyorum, biz daha küçüktük. İhtisastaydım o dönem tabii ki. Ve Gülşen Hanım, Gülşen Bozkurt ilk defa bu konuları gündeme getiren, işte genel sağlık sigortasının çok faydalı olabilecek bir sistem olduğunu vesaire, 1990'ların ortalarından bahsediyorum. Türkiye daha sonra bu konuyu tartıştı. 2006 yılında direkt olarak bunu hedef bir şey olarak aldı, bir yasal düzenleme olarak aldı. 2008 yılında da, yani 2 yılın içerisinde bitirdi ve 80 milyonluk, şu anda 82 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlıkta bir hizmet sunumu olarak sundu. Ve şunu gördü ki halkta çok büyük bir memnuniyet yarattı bu. Gerçekten de ben 90'lı yıllarda, 80'lerin sonu, 90'ların başında ihtisastayken o dönemki sağlık sunumunu çok iyi bilenlerden birisiydim. İçindeydim çünkü. Evet, tabii. Daha sonraki süreçlerde, özellikle 2010'da, 2013'te, 14'te Sağlık Bakanlığı döneminde yaptığım ziyaretlerde muhakkak hastaneleri de gezmiştim. Ve oradaki farkı çok net olarak, yani biri siyah biri beyaz diyebilirim. Nereden nereye? Evet, değil mi? Nereden nereye? Evet. Ve şu anda dünyanın örnek olarak gösterdiği bir sistem. Bakın, Azerbaycan'la konuştum. Azerbaycanlar da, Azeri dostlar da genel sağlık sigortasıyla ilgili yoğun bir çalışma içinde ve onlar da yakında... Onlar hala hayata geçmemiş mi Azerbaycan'da? Geçmedi. Yakında büyük bir ihtimalle geçiyor. Yani hızlı bir şekilde çalışıyorlar Türkiye ile birlikte. Ha, şimdi buradaki esas olay şu. Yani biz bunu 3 yıl içerisinde, 3 yıla kadar... Yani 3 yıl içerisinde bunun sonlanması, bitirilmesi, yani hedefe ulaşılması anlamında ve artık benim hep içim, hatırlarsınız daha önce de söyledim, bu hastaneler konusunda çok yandı. Çünkü imza aşamasına geldiğinde yapılacak olan ön protokol imzalama töreni ve imza olayı maalesef biz hükümetten ayrıldıktan sonra gündeme geldi, çalışmalar çerçevesi. Biz hazırladık her şeyi, yani yemek hazırlandı. Ateşin üzerine kondu, yemek pişti, bir yemeğin tabağa nakli vardı, kurtarılması vardı. İşte biz o aşamada hükümetten ayrıldık. Yani 2018 Ocak seçimlerinden sonra ve Şubat sonu, Mart başı gibi, Şubat sonu yanılmıyorsam, Türkiye'den
bu hastaneler projesiyle ilgili ön protokol anlaşması geldi. O dönemin yetkilileri bizim dünya görüşümüze şehir hastaneleri uymuyor diye imzalamadı. Dolayısıyla bu benim hatta içimde... Hatta dönemin şey bakanı, sağlık bakanı var ya, Recep Akdağ değil mi? Tabii ki, tabii yani ki. Tabii. Ve bu benim içimde bir şey oldu. Evet. Şöyle keşke Ekim'den önce, yani seçim satına girmeden önce yetiştirilseydi ve bu imza atılsaydı. Çünkü imza atıldıktan sonra Feride Hanım geriye dönmek yok. Bakın eğer o imzalar atılsaydı, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü beyanatında dediği gibi artık ülkenin nüfusuna hastaneler yetmiyor. Evet yetmiyor. Keşke o zaman, keşke o zaman bizim yanımızda olsalardı ve destek verselerdi. Evet. Keşke 3 sene önce biz bu şehir hastaneleri projesini ve o zincirleme Pamuklu'da Cengiz Topel'de tabii oraya 4 tane hastane yapılacaktı. Küçük, ufaklığı, büyüklüğü. Evet. Mesela şehir hastanesi Lefkoşa yapılacak olan 650 yataklı Balıkesir veya aynısı Yozgat hastanesinin aynısıydı. Tıpatıp projede hazırdı Ankara'da. Şu bazıları der ya, proje bulamadık. Bulaman tabii, senin proje yapacak senin öyle bir şeyin yok ki, öyle bir tecrüben yok ki. Projeler aynı projeyi alıp buraya getireceklerdi. Yani proje Ankara'daydı. Anlatamadık bunu bazı arkadaşlara. Hala daha aynı söylemler devam ediyor. Proje neyse, bulamadık. Geç olmasın. Neyse. Neyi söylemek istiyorum? Geç olsun güç olmasın derler ya. İmzalayamadıydık. İmzalamadı. Şimdi. Şimdi bunu imzaladık. Şimdi Türkiye'deki sistemi Kuzey Kıbrıs şartlarına adapte edildi diyebilir miyiz mutabakatla? Tabii. Yani, genel sağlık sigortası kimleri kapsayacak? Herkesi. Yani herkesi derken kimler mesela sağlık sigortası kapsamında olacak ve olmayacak? Şu anda yaptığımız hesaba göre Kuzey Kıbrıs prim ödemesi de varmış herhalde. Yaşayan, bunları bize paylaşır mısınız? Yaşayan herkesi kapsayacak hemen hemen. Herkesi kapsayacak. Olsun, vatandaş olsun olmasın. Efendim, vatandaş olanlar ve vatandaş olmayıp sigortaya yatıranlar. Ama vatandaşların hepsini kapsayacak. Peki vatandaşlar prim ödeyecek mi? Onun hesabı yapılacak tabii. Sembolik ki. Bir şekilde herhalde. Yani o ödenecek. Bilmiyorum onun tabii çalışmaları. Burada ben madde madde okuyacağım size şimdi. Evet. O çalışmalar yapılacak ama sunum başladığı zaman prim kesimi şey olacak, ödemesi olacak. Yani halk şunu görecek. Arkadaşlar benden sağlık sigortamın primini 3 puan artırdılar. Evet, helal olsun, artırıyorlar. Çünkü ben bugün itibariyle veya yarın itibariyle zaten sunumu alıyorum. Sağlık sunumunu sut fiyattan alıyorum. Yani nasıl ki şu anda sigorta üyesi olan, sigortalı olan Türkiye'li bazı vatandaşlarımız burada gidip belli Türkiye'deki genel sağlık sigortası kapsamına alınan 2 tane özel hastaneden eli kolu sallayarak girer ve hizmet alar ve benim vatandaşım ya diyor Allah Allah ya bunlar gidiyor ve X özel tıp fakültesi hastanesinde tabii mi? Canım tabii. Şey alıyor, ben neden alamıyorum? Tabii. İşte bunlar ortadan kalkacak. Yani çok bu güzel. Genel sağlık sigortasının esas şeyi budur. Bir kere sistemin örgütlenmesi ve yönetimi, uygulamaları, sistemin ki sistem derken genel sağlık sigortasını, evet. Aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu çok önemli. Sağlık sigortası ve finansmanının yönelik politikaların geliştirilmesi, genel sağlık sigortası yasası ve ikincil mevzuatların yani tüzüklerin düzenlenmesi, genel sağlık sigortası kapsamında sağlanan yardımlar, faydalanma koşulları, geri ödeme sistemi ve diğer bilişim sistemleri, sağlık hizmeti sunucuları ve bunlar ile yapılan sözleşme ve protokollerin taslak hazırlıkları, yani Sağlık Bakanlığı'yla ve sağlık hizmeti sunucularının denetim uygulamaları, mevzuat ve mevzuatın uygulamasıyla ilgili bilgi, belge ve deneyimlerin paylaşılması, uzman ve yetkililer tarafından karşılıklı çalışma ziyaretlerinin başlaması, dün itibariyle başladı. Hı. Bilgi ve tecrübe paylaşımı için uzman değişimi yakında oluyor. Uzman değişimi derken doktorlar? Yani bize, hayır. Nasıl? Bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlar Kuzey Kıbrıs'a gelecek ve bize bu konularda yardım edecekler. Tecrübelerini paylaşacaklar. Evet. Geliştirilen projelere karşılıklı teknik destek sağlanması, belirli faaliyet ve projelerin uygulanması için karşılıklı uzman değişimi ve iş bu mutabakat zaptı kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren diğer resmi kurum ve kuruluşlarla sosyal taraflar arasında işbirliğinin desteklenmesi. Olay şu ve bunun 3 yıl içerisinde bağlanması 2 tane bakanın kitapta ne olacak? İmzası. Şimdi yapılacak olan şu. Biz yaz boyunca herkes tatildeyken
biz genel sağlık sigortasının yasasını hazırladık. 75 sayfa bitti. Fakat bu yasada tabii ki doğal olarak ciddi bir yasadır ve bazı eksiklikler olabilir diye biz bu anlaşmanın işte dün itibariyle, evvelki gün itibariyle imzalanacağını bildiğimiz için biz geçen haftadan Ankara'ya yolladık. Dedik ki arkadaşlar biz size yasayı yolluyoruz, bir çalışın eksiklerimiz. Çünkü şöyle bir durum var. 2008'deki Türkiye'deki genel sağlık sigortası şartlarıyla şu an arasında çok büyük bir fark var. Yani gördükleri yanlışları düzeltiyorlar. Sıkıntı yaratacak olan ve yaratan maddeleri hep değiştiriyorlar ve bizim en büyük avantajımız değişmiş şekliyle, yani güncellenmiş diyebiliriz. Ve evet, yanlış olduğu için düzenlenen şekliyle bize katkı sağlayacaklar. Şu bir gerçek. Kesinlikle aynısını yapın iddiaları yok. Sizin bünyenize uygun olacak şekilde sizin uzmanlarınız, zaten bir komite kuruluyor. Komitede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti temsilen ortak bir komite kuruyoruz. Ve bu o da çok kısa bir süre sonra kurulacak. Bu komitenin çalışmasıyla zaten şekillenecek olay ve hızlı bir şekilde gidecek. Tabii burada sadece bizim muktemizde, yani Genel Sağlık Sigortası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uktesinde, sorumluluğunda, aynı şekilde Türkiye'de de böyle, ama yan destekleyici bakanlıklar vardır. Nedir onlar? Sağlık Bakanlığı'dır. Nedir? Maliye Bakanlığı'dır. Hı hı. Şimdi kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı ile de yapılması gereken yasalar, yapılması gereken altyapıyla ilgili konuları gündeme getireceğiz ve Türkiye'den de bu konuda ne yapılabilir, ne yapılması gerekir konusunda büyük bir ihtimalle yardım alacağız ki bir taraftan yasal ve tüzüksel değişiklikler devam ederken bizim bakanlığımızla ilgili, yardımcı bakanlıklarla ilgili de altyapı ve diğer kaynak anlamında Maliye Bakanlığı'yla görüşmeler devam edecek. Şunu söyleyeyim, şu geliyor hep, ya parayı nerede bulacaksınız? Bakın şu anda... İşte tam da benim aklım okudunuz şu anda. Hemen söyleyeyim, çünkü bu soru geliyor. Bu da önemli. Tabii. Bir de bakın şu anda, şimdi siz dediniz ki işte vatandaş olanlar bir prim yatıracaklar. Bu vatandaş prim, olmayanlar. Olmayanlar, özür dilerim. Şey, yani sigortalı olan vatandaş olmayanlar, vatandaşlar da doğal belli olarak... Belli bir prim ödeyecekler. Tabii canım. Hepsi değil. Belli kategoriler var. Şehit çocukları mesela yapılmayacak. Emekliler, bundan muaf tutulacak. Bundan, tabii emekliler muaf tutulacak. Yani var belli bir kesim muaf tutulacak. Evet. Ama genel anlamda çalışan insanlardan tabii ki belli bir prim. Tabii bu çok sarsıcı bir şey olacak. Hayır, yani bizim cebimizi çok sarsacak mı? Hayır. Olmayacak. Zaten katkı itibariyle de havuzda öyle çok büyük bir katkısı olmayacak. Ama biz bunu tabii oradan 20 milyon, o bir taraftan 30 milyon. Bakın şu anda özel hastanelere sevkten Sağlık Bakanlığı'nın bütçesindeki rakam 200 milyon. Bakın işte 500 milyon, 200 milyonu bu zaten. Sağlık Bakanlığı bütçesinde ilaçla ilgili neredeyse 150-200 milyon. İşte etti mi size 300 milyon. Bizim şu anda sigortadan ayırabileceğimiz ciddi bir rakam var. En az bir 50-100 milyon. Etti mi size 350-400. Zaten bizim istediğimiz 500 milyon. Yani çok fazla ciddi bir sıkıntı olabileceğini zannetmiyorum şeyde. Ama başladıktan sonra da tabii ki zaman zaman Türkiye'de ve genel anlamda olduğu gibi eksiklikler olacak madde anlamda. İşte Maliye de o koşulları da devreye girer. Türkiye'de olduğu gibi. Bir düzeltme yapacak. Bir düzeltme orada yapar her sene. Evet. Bazı seneler gerek kalmaz. Bazı seneler bazı destek gerekir şeyden, Maliye'den. Onu Maliye yapacak. Yalnız burada tabii Türkiye'nin de bizim, yani bu bizim tartıştığımız konu yeni bir konu değil. Benim Sağlık Bakanlığı dönemimde de bu konuyla ilgili çok ciddi görüşmelerimiz olduydu. Tabii mutabakat imzalayamadıydık, yetiştiremediydik ama ciddi görüşmelerimiz olduydu. Ve şunu söylediğimiz o zamanın Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanı. Arkadaşlar siz hele bir adım atın bu konuya. İcap ederse biz ilk 5 yıl her yıl kademeli olarak azaltarak maddi anlamda size neredeyse bütün şeyi üstleniriz. Yeter ki siz genel sağlık sigortasını bu ülkede hayata geçirin. Bir şey daha söyleyeyim. Genel sağlık sigortası ayakları üzerinde durmaya başladığında, yani çalışmaya başladığında, otomasyon sistemi de doğal olarak zaten olması gerekir ki bu konuda Sağlık Bakanlığı şu anda çalışıyor ciddi boyutta. Belki de önümüzdeki süreçte belli konularda da Türkiye Cumhuriyeti genel sağlık sigortasıyla
beraber çalış, müşterek çalışacağız. Yani aynı siz, çatı altında bravo. Gibi. Yani siz çok gidip Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hastanelerden de bu kapsamda yararlanabileceksiniz. Bu bizim tavrımıza bağlı. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ben Sayın Bakan'la da konuştum. Aynı şeyi söyledi bana. Daha önceki bakanlığın söylediği. Sayın doktorum dedi, Faiz Beyciğim, biz 82 milyona hizmet veriyoruz. Ne olacak 82 milyon 300 bin kişi olmuş? Yani bizim içinmiş. Ama siz öncelikle ödevlerinizi bitirin. Genel sağlık sigortasını sağlayın ki eğer herhangi bir şekilde beraber çalışacaksak bizden size, sizden bize şeklinde, yani tek taraflı değil, iki taraflı, biz bunu çok rahat sağlarız. Yani orada bir engel veyahut da bir yokuşa sürme diye bir şey olacağını katiyen zannetmiyorum. Evet. Net söylüyorum bunu. Kısmet olur da, bakın onu da söylüyorum burada, kısmet olur da bizler, yani Ulusal Birlik Partisi iktidardaysa o dönem, çünkü bu dediğimiz 2 yıl veya 2,5 yıllık bir süreçti. İnanın, inanın bir hafta içerisinde biz bunu çok rahat istediğimiz şekilde hallederiz. Yani o şey, samimiyet, o güven ve o altyapı çok güzel kurulmuş. Ben bunu her gittiğimde Türkiye'ye yaşıyorum. Gerçekten bir ayrıcalıktır. Gittiğimiz zaman görüşmelerimizdeki samimiyet, efendim ortak paydada hızlı bir şekilde aynı dili konuşmamız, inan çok büyük bir katkı ve fayda sağlıyor. Kesinlikle. Nitekim burada inanın, yani bunu herkesin yapacağını zannetmem, 50 tane ülkenin görüşme sırasında bizim uçağımızın 055'te kalkacağını bildiği için Sayın Bakan 50 tane ülkeden zaman istedi. 15-20 dakika düşünün, 20-25 dakika hatta, ve ayrıldı. Yani insanları orada bıraktı. 15-20 dakika şey istedi. Özel olarak ilgilendi. Geldi ve bizimle bu imza, saat 11'de gece bu imzayı attık. Çok önemli. Yani bu gerçekten şeyi gösteriyor. İyi niyeti gösteriyor. Diyebilirdi. Bitsin. Bitsin şey, görüşmeler. Ondan sonra imzalayalım. Veya yetiştiremedik. Sabaha kadar sürecek görüşmelerimiz. İşte bir hafta sonra söz biz, konusu sağlık olunca hayati biz, oluyor gerçekten. Hayır hayır. Önemli. Ama ilişkiler çok önemli. Kesinlikle. Bakın, muhakkak. Şimdi sizin, özellikle Türkiye olan ilişkileri biz görebiliyoruz. Ha, yani bu hükümet döneminde olay. Son derece kritik bir şekilde. Olay bu Ferda Hanım. Olay bu. Ben iddia ederim. Güzel bir ilişkiler. Bilmiyorum çok gerçekten şey yapmak istemem ama emin olun, eğer o ne diyelim, kalp birlikteliği, o ortak paydada buluşma isteği, vücut dili olumlu olmasa, doğal olarak, haklı olarak da bakan diyebilirdi ki yetiştiremedik bugün, kusura bakmayın, ben artık bir iki ay sonra geldiğimde Kıbrıs'a veyahut da siz geldiğinizde imzalarız diyebilirdi. Ara verdi 25 dakika, düşünün 50 tane şeyin, İslam ülkesinin bakanı orada oturuyor. Hı hı. Geldi ve bizimle imzalandı. Bu işin ne kadar olumlu bakıldığına, işe ve tavrın ne kadar olumlu olduğunu da bir göstergesi diye düşünüyorum. İşte top hükümette şu anda. Evet, top dolayısıyla bizde. Dolayısıyla şunu merak ediyor efendim. Katılım bu sağlık sunumuna, katılım mecburi olacak mı? Genel sağlık sigortası. Genel sağlık sigortası. Herkes yani, aklı olan katılır. Aklı olan katılır, bu kadar basit. Önemli gerçekten. Aklı olan katılır. Yani şimdi ben katılmam dediği anda gidecek, bir kuruşluk şeye verecek, 100 kuruş. Çok parası varsa katılmayabilir. Tabii diyebilir ki ben yoğun, ben istemiyorum. Yani ben sigorta olmak istemiyorum. Yani bu sağlık sunumuna katılırsa kendi yararına olacak. Muhakkak, muhakkak. Öyle değil mi? Tabii ki. Peki işverenlerden bu yapı için bir kesinti yapılacak mı? Sadece yapılacaksa ne kadar? İşte onun, yani onun şeyini şu anda o bilmiyoruz ama herhalde. Halükarda sağlık priminde bir artış olacak. Ama bunun altını tekrardan çiziyorum. Derler ya, devede kulak. Aynen öyle. Çok küçük bir katkıdır bu olacak olan. Tabii burada insanların canını alacak halimiz yok. Dolayısıyla toplamında öyle kayda değer çok büyük bir rakam değil ama olması gereken ufak şeyleri dahi kapatabileceğimiz bir şey olacak. Bir prim artışı olacak ama altını çiziyorum. Hizmet sunumu başlamadan önce herhangi bir prim artışı olmayacak. Bakın net söylüyorum. Eğer biz hala da bu görevdeysek önümüzdeki dönemde kesinlikle birlikte başlayacak ve insanımız bunu görecek. Ve diyecek ki tamamdır, helal olsun.
artık ben 6 ay sonra tomografi randevusu almayacağım. 5 ay sonra MR randevusu bana vermeyecekler. Gittiğim zaman saatlerce beklemeyeceğim. Çünkü hastane seçme ve doktor seçme hakkı da İşte gelecek. Bu çok önemli. Aynen öyle. Yani hasta hem kendi doktorunu hem de hastanesini rahatlıkla seçebilecek. Ve şu olacak, tabii ki hastanelerimizin üzerindeki bu ağır yük de paylaşılacak Ferda Hanım. Yani esasında sağlık sistemini A'dan Z'ye etkileyecek bir olaydır bu. Yani o gittiğiniz zaman şimdi gidin Burhan Nalbantoğlu'na yığın insanlar ya, böyle evet, buyurup evet. O İnsanın büyük oranda çok bozuyor bu işler büyük gerçekten. Büyük oranda bunlar tabii ki kalkacak. Bir de ne başlayacak? Tatlı bir rekabet başlayacak. Neden? Hastaneler kalitesini yükseltmek zorundadır ki birbiriyle bu iş böyle. Tabii. Serbest piyasa koşulları. Birbiriyle muhakkak şey yapabilsin, yarışabilsin. Çünkü hastaneye gittiğinde de süt fiyatını ödeyecek. Şeyde olduğu gibi, özelde olduğu gibi. Yani hastaneye de gidildiğinde ödeyecek. Ama rakamlar, hiç can acıtacak rakamlar olmayacak. Çok düşük rakamlar olacak. Türkiye'deki gibi. Peki bizi şimdi bir sürü vatandaşı izliyor. Evet. Haliyle merak ediyoruz. Hı-hı. Ne zaman bu hayata geçecek? İşte diyorum. Şimdi vatandaş. 3 yıla koyduk bunu. 3 yıla kadar dedik. Yani şimdi bunun yasası her şey hazır. Siz az önce dediniz ya işte mecliste takviye yaparken biz yasayı hazırladık. Onunla bitmez Ferda Hanım. Evet. Yasa hazır. Bakın Sağlık Bakanlığı'nda otomasyon sistemine geçilmesi lazım. Döner sermaye tekrardan bizim zamanımızda hazırladığımız ve sayın hala cümle geçmedi değil mi aslında döner sermaye? Geçmedi çünkü biliyorsunuz eşitliğe aykırı bulundu. 62 ülkede şu anda uygulanan bir yasa bizim ülkemizde eşitliğe aykırı bulundu. O tekrardan o bir maddedir. Sağlıklı döner sermaye biraz böyle biraz kafa karıştırıyor aslında. Yok yok. Dünyayı yeniden keşfetmiyoruz ki Ferda Hanım. Bütün dünyada uygulanan bir sistem. Adil bir sistem. Tabii ki adil bir sistem. Döner. Doktorun bakın çalışkan doktor, çalışmayan doktoru çok net göreceksiniz. Daha da önemlisi karpaza gitmiyor ya doktorlar. Evet. Diyeceksiniz ki karpaza giden doktora ben 4 puan veriyorum her hasta baktığında. Ne demektir bu? Kazancı Lefkoşa'daki bir doktordan 2 misli daha fazla olacaktır. Göresiniz nasıl herkes Karpaz'a gidecek, Cengiz Topel'e gidecek, efendim gidilmek istenmeyen yere gidecek. Bugün Güneydoğu'ya, Anadolu'da Güneydoğu'ya giden doktor İstanbul'daki doktorun 4 misli fazla kazanıyor. Yani onu siz o hamuru istediğiniz gibi elinizde şekillendirebilirsiniz. Eğer döner sermaye ve diğer yasalar geçtiği anda tamamen yani burada bakın şunu çok net söylemek isterim. Bu sistem halka hizmet sistemidir. Halka altını çiziyorum. Yani halkın esas olarak memnuniyetinin ön planda olduğu bir sistemdir. Evet. 2008'den bu yana yani aşağı yukarı 11 yıldır Türkiye'de iktidardaki partiye en büyük katkıyı seçimlerde veren sağlıktaki bu reformist atılımdır. Hala daha. Evet. Bakın. Şimdi bir izleyenimiz bir mesaj atmış. Diyor ki Türkiye'de şu anda diyor tamamlayıcı sağlık sistemi Hı-hı. tuttu diyor. Bununla birlikte özellikle Hı-hı. özel sağlık kuruluşları Hı-hı. çok sıcak bakıyor bu konuya Hı-hı. diyor. Bir de soru yok. Kuzey Kıbrıs'taki emekli olma yaşı uzar mı? Böyle yok şu anda şeydi. Öyle bir çalışma yok. Böyle bir şey yok. Kuzey Kıbrıs'taki mevcut sağlık kurumları yeterli mi? Hala neden Türkiye gelir hastaları? İşte şu anda, bize bu yüzden. Şu anda yeterli değil. Genel sağlık sigortası işte bu yüzden şu konuşuyoruz. Anda değil, evet. İnşallah en yakın zamanda hayata geçer de. Şu anda yeterli değil. Yani zaten dediğim gibi biraz önce dediğim ya o tatlı rekabet ve altyapıyla ilgili hızlı çalışmalar. İşte bunlar hep beraber yani. Şunu söylemek istiyorum Ferda Hanım. Hı hı. Bir yerden artık başlamak zorundayız kardeşim. Bu kadar basit. Kesinlikle. Yani geç efendim, bile kaldık. Çok geç kaldık. Efendim o öyleydi de bu böyleydi de işte bu olmaz da bu şöyle. Yani böyle zümreler var. Yani hep siyah görür. Eğer insanın yararınaysa niye bu kadar yani? Çünkü bak bazıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güzel bir şey olmasını istemiyor. Bazıları böyle. Politik anlamda. Ezilelim, yama olalım. Böyle düşünenler var. Bazıları kendi çıkarları için istemiyor. Bakın şu anda göreceksiniz. Bu başlasın. Yani yavaş yavaş başlayacak. Evet. Ondan bundan çatlak sesler başlayacak. Çünkü dokunacaksın bazılarına. Bakın ben şimdi siz hep sağlıktan konuştunuz da. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ersin Tatar işte gelirleri gider bütçe konuşmaları yapılırken. Evet.
bundan sonra da Türkiye'ye bağımlılığımız azalacak diye tabii. cümlesini bile farklı farklı anlamlara öyle çıkartıyorlar. Canım, öyle, tabii ki, tabii ki. Yani böyle siyaset olmaz bak, olsun gerçekten. Ferda Hanım yapıcı bakın yapıcı, yapıcı proaktif ve tamamdır. Hızlı başımızın şekilde. Üstüne ama negativist olumsuz hep siyah gören, evet. hep kendi menfaatini düşünen küçük zümrecikler oluşmuş. Bu zaten oluşmuş. Siyaset olmaz Bunlar ki. Muhalefet bile olmaz Bunlar bu şekilde. İlgilendirmez. Bakın evet. net söylüyorum. Bazıları konuşur, bazıları yapar. Yaşa. UBP yapar kardeşim. Aynen. Bu kadar basit. Ha, geldi her şeye rağmen, tüm negatif şeylere rağmen UBP'nin burada iktidarda olduğunu halk fark ediyor. Nitekim yansıyor şeylere. Yapılan anketlere %40'ların üzerine çıktı Ulusal Mertesi. Evet, evet. Tüm sıkıntılara rağmen diyorum altını çizerek. Çünkü nedir? Halkla birebir ilişki vardır. Pratik çözümleri çok kolay. UBP'nin bir özelliğidir bu. Yani UBP'li bakanlar, UBP'li milletvekilleri pratik çözümleri ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri hep en yüksek noktadadır. Ve bunların beğenseler de beğenmeseler de bazıları getirisi var kardeşim. İşte bunlardan bir tanesi de budur. En basiti şu anda. Evet. Efendim şimdi eklemek istedikleriniz varsa genel sağlık sigortası ile ilgili yani anlaşıldı diye düşünüyorum. Varsa soru tabii ki bize sorabilirler. Açık ve net bir şekilde kafalarında soru işareti olan şeyler varsa izleyiciler bize sorabilir. Yani ben mesajlar anlatabildiğim anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Olumludur ve tekrar söylüyorum. Sadece bizi ilgilendiren halkın memnuniyetidir burada. Birinci sırada açık ara halkın memnuniyetidir. Bizim de bütün çabamız halkın memnuniyetini daha yukarılara özellikle olmazsa olmaz dediğimiz sağlık sunumunda yaratmaktır. Esas işin özü bu. Evet. İzleyenlerimiz izliyorlar bizi, dinliyorlar. Evet. Müthiş bir proje diyor bir izleyicimiz. Konular çok güzel. Cevaplar da güzel. Projenin çok güzel olduğunu söylüyorlar. İnşallah en yakın zamanda bu hayata geçer de. Şimdi bakın bir izleyicimiz de şunu soruyor. Hı hı. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta tıp okuyan öğrenciler var mı? Tabii ki. Mezun olanlar adada iş bulabiliyor mu? Tabii ki var. Üniversite ilgili hastanelerinde, tıp fakültelerinde var. Ve hemen de eğer ihtisasa gitmiyorlarsa pratisyen hekim olarak devlete sözleşmeli olarak alınıyorlar. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani şu anda işsiz doktor yoktur. Evet. Bakın. Mesajlar gelmeye başladı. Murat Uzun diyor ki bu yeni sistemde diyor Türkiye bize sağlık sistemini açtığı zaman Türkiye'de var olan merkezi hekim randevu sistemine Kuzey Kıbrıs kartlarını, kimlik kartlarını tanımlayıp biz aynen. de onlardan randevu evet. alabilecek evet, miyiz Murat, acaba? Evet, Sayın Bakanıma selamlar, iyi yayınlar doğru, diliyorum. Doğru, tespit doğru diyor. Ama dediğim gibi sistem tamamen bittikten sonra yani genel anlamda genel sağlık sigortasına geçtiğimiz anda o kadar diyorum, önemli ki bu konu bir hafta gerçekten içerisinde ben çok çok ilgi çekiyor. İddia ediyorum evet. Ferda Hanım bir hafta içerisinde biz bu şeyi birlikte çalışmayı Türkiye ile sağlayacak durumdayız. Yani o sinyali ve şeyi ben geçen günde aldım ama daha önceden de zaten vardı. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama tekrar söylüyorum biz ev ödevimizi yapmak zorundayız. Bunun için de çalışmak çalışmak çalışmak. Öyle lafazanlık efendim laf kalabalığı değil, çalışarak biz bu hedeflere ulaşabiliriz. Evet. Efendim şimdi mesajlar geldikçe ben tabii sizlere ki. Aktaracağım. Hı-hı. Şimdi başladı bu mesajlar. Evet. Bir mesajımız daha var. İzleyicimiz aile hekimliği altyapınız hazır mı diye soruyor izleyicimiz. Hayır bizde işte biraz önce dedim ya Türkiye'deki sistemin aynısı buraya getirilmesi mümkün değil şey anlamında. Yani nasıl söyleyeyim gövde tamamen aynıdır ama hı hı. dallarda ufak tefek değişiklikler oluyor. Bizde aile hekimliği şu anda yok. Aile hekimliği yaratılabilir mi? Evet belli bir kurs vermek suretiyle şu anda sağlık ocaklarındaki doktor arkadaşlarımız aile hekimi olarak zaten aile hekimi olarak görev yapıyorlar. Ama bizde aile hekimliği dairesi, aile hekimliği yok. Başkanlığı yok. Ama bu dediğim şekilde işte bizdeki temel sağlık ve yataklı diye iki dairemiz var. Temel sağlık dairesi çatısı altında yürütülecek Türkiye'deki aile hekimliği yani Türkiye'de aile hekimliği bizde temel sağlık dairesinin onun muadili. Muadili yani bir kursla 3-5 aylık bir kursla doktor arkadaşlara ki şu anda zaten bunu yapıyorlar. Şu anda sağlık ocaklarındaki arkadaşlarımız zaten esasında aile hekimliğini de yerine getiriyorlar.
Türkiye'de bile çok zor oldu, yılları doğru buldu diyor bu aile hekimliği konusu. Evet, çok doğru. Genel sağlık sigortası geçerken bu olmadan sistemi kuramazlar diye de böyle yok, bir aynen şey var. Yok yok. Dediğim şekilde aile, bakın, aile hekimliği muhakkak şudur. Periferde hastaya muayene etmektir. Hı-hı. Ki biz bunu zaten yapıyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Yarın öbür gün bu genel sağlık sigortası geçtiği zaman özel kliniklerdeki, daha doğrusu izinli özel klinikler de buraya üye olabilecek isterlerse eğer. Yani bir nevi işte biraz önce izleyicim. Hepsi bir çatı altında toplanacak. Tabii ki canım. Zaten tabii mantık ki. Yani özel ve devlet şeyi kalkacak. Bir evet çatı oluşacak. Süper. Bu çatı içerisinde sen Ahmet Bey'i tercih ettin. Gideceksin Ahmet Bey. Bilgisayar sistemiyle tık tık Ferda Hanım geldi. Tık 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 merkeze bildirilecek. Ama bunun en güzel yanı bence yani, ne biliyor musunuz? Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Tabii ki. Bu çok önemli tabii, gerçekten. Tabii, şimdi tabii hastalıktan hastalan konuşuyoruz ama aynen hepimiz bir aslında hasta olabiliriz. Yani dünyanın hali hiç belli olmaz gerçekten. Allah herkese sağlık versin. Her zaman sağlık, sıhhat versin kesinlikle de. Bunun en güzel yanı bana göre hastanın kendi seçiminde, kendi bravo iradesinde hem doktorunu hem de hastanesini seçebilme aynen öyle. Zaten bu sistemin olması bir şeyi budur. Hasta ve şey hasta kendi doktorunu ve kendi hastanesini seçme hakkına sahiptir. Evet, bu çok aynen önemli. Efendim şeye geçelim isterseniz. Mesajlar gelirse tabii okuyacağım ama. Tabii. Şimdi bir gazetenin ekonomi servisindeki haberi ben dikkat hı-hı çekmek istiyorum. İşsizlik diyor 3 ayda %47 oranında artış göstermiş. Yok öyle bir şey yok. Bu işsizlerin izli çoğunun da %70. Şimdi ben de sizi burada bulmuşken sormak istiyorum. En fazla işte iş gücüne hı-hı katılım konusunda hı-hı kadınlar ezici bir çoğunluk %70 gibi. Ne oluyor? Kadınlarımız hep evde mi oturuyor bizim? Yani o kadar yani, üniversite mezunu evet kadınlarımız var. Evet. İş mi bulamıyorlar acaba? Şimdi şunu söyleyeyim. Neler diyeceksiniz? Öncelikle o %47 olayı şöyle. Yavaş yavaş biz işsizleri kayıt altına alıyoruz. Olan işsizleri kayıt altına alıyoruz. Yani bir artış yok. Aynen devam ediyor. Şu anda söyleyeyim rakamı. %9,6 genel işsizliktir. Gençlerdeki işsizlik oranı da %22'dir. Toplam işsiz sayımız da 9800 kişidir. Toplam adada şu andaki veriler. Şu anda dediğim işte birkaç ay önceki evet veriler. Dolayısıyla yani işte %45 arttı demek. Yani 15.000'e çıktı, 16.000'e çıktı demektir. Yoktur böyle bir şey. Burada kayıt altına biz alıyoruz zaten. Ve şimdi yeni bir sistem getiriyoruz. İnşallah onu da önümüzdeki 15 gün içerisinde o da büyük bir heyecan yaratacak. İş bulu kurduk. Türkiye'de iş kur. Süper. Kuzey Kıbrıs'ta iş bul. Onu biraz lütfen bize açar tabii mısınız? Mesela artık şu anda herkes bizi izliyor ve evet iş arıyor vatandaş aynen ya da öyle vatandaş değil. Biz bir yani program hazırladık evet Ferda Hanım. Program şu anda deneme aşamasındadır. Bana sunumu yapıldı. Hı hı. Siz internet vasıtasıyla, online sistemle müracaat edeceksiniz. Ben Lefkoşa'da otururum. Yaşım 25. Şu üniversiteyi bitirdim. Şu 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 konularda iş arıyorum. Şunları şunları yaptım. Tecrübem şudur. İşveren de gene aynı program içerisinde ben bu yaşlar grubu arasında Lefkoşa'dan şu üniversiteyi bitirmiş veya şu fakülteyi bitirmiş çalışan arıyorum. Bu program bu iki şeyi havuzda birleştirecek ve birbiriyle temas sağlattıracak. Yani biz yapmayacağız bunu. Programın kendisi yapacak. Telefon numaralarıyla kendisi yapacak. Ama getireceğimiz yenilik şudur. Bundan sonra işveren işçi ararken iş bula müracaat etmek zorunda kalacak. Tekrar söylüyorum. İşveren iş bula müracaat edecek ve iş bulda bulacak çalışanını. Böyle bir şey yaparsa işte yerel iş gücü destekleme fonundan da desteğini alacak. Yani bütün şeyi biz işverenlerin ve iş arayanları bir havuzda buluşturacağız. Türkiye'de evet olduğu gibi ve dünyada olduğu gibi. Yani açık ve net söylüyorum. Kıbrıs'ta bizim tarafta Kuzey Kıbrıs'taki tamamen eski usul hiçbir kuralı olmayan hiçbir şekilde şey olmayan hadi gel de seni işe aldım ben iş isterim hadi gel de girdim yok. Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi bu yetkili bakanlığın kontrolünde hı ve denetiminde yani olacak. Yani suistimale her konuda açık olacak. Her konuda yardımcı olacak tabii ki evet ve dediğim gibi biz gerçek anlamda işsizlik sayısını gerçek anlamda işverenin
ne kadar eksiği olduğunu, iş bulma ve iş verme anlamının hepsi çok kolay bir şekilde istatistik olarak da hep önümüzde olacak. Ve gün be gün biz günlük raporları da çok rahat önümüzde görebileceğiz bilgisayar ortamında. Şu kadar müracaat oldu, şu kadar işe girdi, şöyle oldu, böyle oldu şeklinde. Evet. Efendim peki yerli istihdam evet. teşvik fonu diye bir uygulama Doğru. var. Evet. Bu fon daha çok özel sektör çalışanına yönelik bir uygulama değil mi? Tabii ki. Yanlışsam şu an beni düzeltin. Bu uygulama ne aşamada diye sormak i̇şte isterim. İşte kadınlarımıza yönelik açılımlar yapıyoruz şu anda. Evet. Kısmetse önümüzdeki günlerde de yine çalışan kadınlarımızın kümelenme dediğimiz bir projesi vardır. Büyük ihtimalle yarın sunum yapacaklar. Yönetim kuruluna dairemizin ve orada eğer hemfikir olunursa destek çıkacağız çalışan kadınlara. Yine iş bulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadınlarımıza, vatandaşlarımıza 60 ay boyunca ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta primlerini biz üstleniyoruz. Yani kadın, biraz önce dediniz ya, kadını artık dışarıya çıkaralım, iş hayatına itelim. Evet. Nasıl ki engelliler için tüzüğümüz var, kadınlarımız için de böyle bir tüzüğümüz var. Kadın işe başladığı zaman bize müracaat ederse işvereniyle birlikte 60 ay boyunca işvereninin ödemesi gereken ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta primlerini biz üstleniyoruz. Büyük bir rakam. Yani 5 yıl boyunca kadın sadece çalıştığı yerden maaş alıyor. Geriye kalan bütün sorumluluğumuz biz üstleniyoruz. Bunun gibi birçok açılımlar var kadınlarla ilgili. Önümüzdeki süreçte bunları arka arkaya açıklayacağız. Yani kadınlarımızı evde oturmak yerine iş hayatına yoğun bir şekilde katılımını sağlama anlamında vereceğimiz destekler. Ve bunlar hepsi işte bu biraz önce bahsettiğiniz yerel iş gücü destekleme fonundan kaynaklanacak. Evet. Mesajlar gelmeye devam ediyor bu arada. Diyor ki vaktimiz var mı bu arada? Ben saati göremiyorum. Sizin saat 10-15 var. Ama sizin beş dakikamız daha var. Yani varsa yoğunsunuz çünkü. Bir de buradan bütçe görüşmelerine bugün herhalde hangi bütçe? Bugün Başbakanlık ve Başbakan. Başbakan evet. Efendim izleyenimiz diyor ki işe girdi çıktığının sistemsel kaydı sağlam olmadan takibi çok zor. Çok doğru. Özellikle çalışanların prim takibi. Çok doğru. Diye böyle bir hatırlatmada bulunmuşuz. Bir şey daha söyleyeyim. Bundan sonra işte yasa hazırlanıyor. İş yasası. Tahmin ederim 2020 yılının herhalde Şubat'ında Mart'ında meclise gelir. Artık eline aylık verme yok. Bankaya yatıracaksınız. İşveren. Çok güzel. Çalışanın. Daha kurumsal. Tabii ki. Kim yatırdıydı, kim yatırmadıydı, kesinlikle. Ne kadar yatırdıydı. Aynen öyle. Daha onlar kurumsal. Net olarak evet. bastığımızda düğmeye ortaya çıkacak. Şu işverenin yanında 30 kişi çalışır. Tak 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 hepsinin şeyi çıkacak. Ne kadar alıyor? Asgari ücret alıyor. 4000 alıyor, 5000 alıyor. Çünkü burada çok kavgalar oluyor. Ödemedi beni. 2000 lira verdi. Hepsi kayıt altında. Hepsi kayıt altında olacak. Aynen öyle. Onun için de 3-4 ay daha sabır istiyoruz. Çünkü zaten çalışmalar devam ediyor. Edevetin gereği de bu. Bravo. Değil mi Sayın Bakan? Aynen öyle. Efendim şunu çok merak ediliyor. Evet. Bunu da sorayım, ondan sonra kapatalım. Evet. Çalışma affı yasası 21 Kasım'a yürürlüğe girdi. Evet, şu anda devam ediyor. Evet, şunu sormak isterim. Siz bakanlık olarak bu yasanın yürürlüğe girmesiyle primlerini düzgün ödeyen şirketlere teşvik vereceğini söylemiştiniz. Ancak ödemeye ilişkin belirsiz konuştuğunuz mu acaba diye sormak istiyorum. Hemen söyleyeyim. Bakacağız dediniz, bu doğru mu? Bakacağız dediniz Şeyde mi? Şeyde değil. Çalışma affında değil, sigorta affında. Sigorta. Tabii. Sigorta affı şu anda Bakanlar Kurulu'ndadır. Sigorta affıyla ilgili düzgün ödeme yapan 1 ile 10 kişinin çalıştığı, bakın 1 ile 10 kişiye kadar çalışan, yani küçük ve orta boyutlu, ki çok ciddi rakamdır, 3000'e yakın işletmeden bahsediyorum. Bunları kapsayacak mükafatlandırma. Ellerinde bulunan, yani çalışan ve kendilerinin yani orada iş sahibi olanların ve kendi yanlarında çalışanların, yani işte ona kadar dediğim gibi olan işletmeleri kapsayacak. 24 ay primlerini, ki bu aşağı yukarı kişi başı 510 TL tutuyor, biz üstleniyoruz. Düzgün ödeme yapanların.
Evet. Netleşti yani. Çünkü daha netleşmediği için çok şey yapmak istemiyordum. Hı. Şu anda size ilk defa size burada şey yapıyorum. Evet, ilk defa bize söylüyorsunuz. Bu Bakanlar Kurulu'na geliyor bu hafta. Bütçeye göre bakacağız dediniz. Yeni yılı. Her şey ayarlanmıştır. Hesaplar yapılmıştır. Evet. Yaklaşık 10 bin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı işveren ve çalışan yararlanabilecektir yaptığımız hesaba göre. Hı hı. Bu şeyden mükafatlandırmadan. Şunu da söyleyeyim. Mükafatı anlattım şu anda. Bir de şunu söyleyeyim. Şöyle bir yanlış algı var. Efendim işte daha önce çıkan aflara da müracaat etti bazıları ama ödemedi. Yani bir nevi avantaj sağladı ama daha sonra bunlar şimdi gene girecek mi ofa? Hayır. Yok, orada durun bakalım. Bakın yani. Orada ne olacak? 2013 yılında müracaat etti, öyle mi? Evet. 2013 yılında imza attı. Ben bunları yerine getireceğim diye. Hangi af için? Bundan önceki af için. Yerine getirmedi. İşte o şey yıllar arasında imza attığı koşullar için hala daha geçerli olacak ve onlar af kapsamına girmeyecek. Suistimale kapalıyız. Af kapsamına girecek kesinlikle olan ondan önceki ve ondan sonraki. Ama o arada imza atıp ödemeyenler onların o 3 yıllık periyodu imza attığı koşullarda ödeyecek. Hmm. Yani onları affetmiyoruz. Tabii. Bizim affettiğimiz onun öncesi ve onun sonrası. Şimdi kimse kusura bakmasın. Herkes kendini akıllı zannetmesin. Yani, orada da işte yönetim var yani. Yönetimler her zaman. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Keyif aldığımız bir programdı. Evet. Çok da çok merak ediyorduk gerçekten. 3 sene içerisinde hayat bulacak dediniz ama inşallah dediğiniz gibi ev ödevlerimizi bu periyoda uygun yapabilirsek daha da erken hayata geçebilir. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Kutlarız. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz size. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, TV Güneş'ten, parantezden bize ayrılan süre bu kadar. Yarın aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Esen kalın.